Evet merhabalar 22 Kasım 2023 Çarşamba günü itibariyle hisse senetleri analizlerimize devam ediyoruz. Borsa İstanbul'un %0.58 aşağılara doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Tabii ki hisse senetleriyle ilgili beklentimiz kısa vadeli aşağılara doğru hareketler söz konusu olsa da orta vadeli uzun vadeli en mantıklı yatırım aracının Borsa İstanbul hisse senetleri Türk hisse senetleri olduğunu ifade edebiliriz. Buna uygun olarak pozisyon aldık. Pozisyon almaya devam ediyoruz. Dönem bazlı kısa vadeli de olsa hisseler aşağılara doğru hareket etse de beklenti Büyük hisse senetlerinde analiz etmiş olduğumuz hisse senetlerimizden yükseliş trendi olan hisse senetlerinden Sönmez Pamuklu Senep hisse senedi dünkü düzeltmesini tamamladıktan sonra tekrardan yukarı doğru hareket etmeye başladı. Evet bir başka hisse senedimiz Bin Yatırımlar Holding bugün itibariyle Bin Holding'de 3. tavanı yapmış durumda. Ve son olarak Ekos Teknoloji Bugün de tavan açtı. Tavandan işlem görmeye devam ediyor. Dün işleme başlamıştı. Hisse senedimiz teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerimizden de bugün de tavanı rahat bir şekilde yaptı. Evet veri setimizi açtığımız vakit 11 Eylül ile 3 Kasım tarihindeki sert yükseliş trendine Senepam hisse senedinde 1 Kasım tarihinden sonra görmekteyiz. Bu şekilde harekete devam ederse Aralık Acak ayları gibi hisse senedi 600-700 TL seviyelerine Gelebilir Bugünkü hacimde 87 binlik bir hacimde hisse senedi. Tavandan işlem görüyor. Toplamda 15 milyon bir para çıkışı söz konusuydu. Evet bir başka hisse senedimiz Ekos Teknoloji halk arzına katılmış olduğumuz hisse senetlerinden ikinci tavanı yaptı. 2023 yılında halk arz hisse senetleri ortalama son bir yılda %200 prim yaptı. Dolayısıyla halk arzlara katılmak lazım. Zaten en düşük fiyatlardan halk arz sonrasında bu hisse senetlerinin bu şirketlerin ortakları oluyoruz. Yatırımcı kimliğiyle hareket etmek lazım burada. Evet ekosiste seninde birinci gün 840 binlik bir hacim vardı. Bugün de 600 binlik bir hacim var. Gün sonu doğru 1 milyonla başlayan bir hacim söz konusu olabilir. Burada 1 milyon ile 2 milyon seviyene toplamda para çıkışı söz konusu olacak gibi gözüküyor. İkinci gün itibariyle Ekos'ta bir başka hisse senedimiz Beni Yatırım Holding. Pazartesi ve salı tavan yaptıktan sonra bugün de nispeten diğer günlerden daha fazla bir hacimle tavan serisine devam ediyor. Üçüncü tavanı yaptığı 4,5 milyona yaklaşan bir hacim söz konusu. Tabii ki burada eski hisse senetlerine baktığımız vakit eski halkar hisse senetlerine baktığımız vakit MHR Gayrimenkul, Borlis veya Tarkim hisse senetlerinde karşılaştırdığımız vakit bin yatırım holding ve Ekos teknolojinin önümüzdeki günlerde tavan yapma ihtimali oldukça yüksek olarak değerlendirilebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.